Herkese iyi akşamlar. İstanbulspor Galatasaray maçınlardan sizlerle beraberim. Galatasaray kendi evinde 3-1'lik bir skorla kazandı. Ama kötü oyun, iyi sonuç diyelim. Yani 3-1 kazandık ama Galatasaray gerçekten o kapanan savunmaları açma sorunu hala devam ediyor. Trabzonspor açık oynadı. Açık oynayınca 5-1'lik çok iyi bir sonuç geldi. Çok iyi, güzel bir oyun vardı. Ama işte bu set oyunu, o sıkıntımız halen devam ediyor. Şunu aşamadık hala. Ben şunu düşünüyorum. Artık Okan Buruk'un hani yapılacak olan transferlerle mi, yoksa kadroda olan oyuncuların artık, onlarla konuşarak, ikna ederek oyun stillerini, hani ben şunu düşünüyorum Galatasaray hakkında. Galatasaray geçen sene ceza alanına çok adamla giren, hani o ileri tarafa oyunu yıkan bir takımdı. Ama şimdi o görüntüsünden çok daha uzak. Çünkü mesela sağ kanatta mesela Barış da orada oynadığında ya çizgi oyuncusu. Sağ solda oynasa o da çizgi oyuncusu. Sadece Kerem içeri doğru giriyor. Ama yani içeri giriyor da Galatasaray'da şu sıkıntı var. Ceza alanına çok girilmiyor bence. Hani Icardi'nin en sonki formsuzluğu, hani formsuz dedik, sakat dedik de aslında şöyle bir şey de var. Icardi ceza alanında tek kalıyor bence. Özellikle bu maçın ikinci yarısında birçok pozisyonda gördük. Kerem, Zaha işte içeri doğru geliyorlar. İçeri doğru çeviriyorlar. Hani sadece Icardi var. İçeride 5-6 tane oyuncu var. Hani o pas nasıl geçecek? Hadi geçti yani. Icardi nasıl orada? Hani birinden kurtulsa başka biri var. Yani nasıl kurtulacak da orada topa vuracak? Ya bunun için İşte gelen oyuncuların biraz da böyle ceza alanı topçusu olması lazım. Hani rakibin, ezeli rakibin Şimanski mesela, orada oynayan ezeli rakibinde oynayan Şimanski bu işi çok iyi yapıyor. Tadic ceza alanı genelde çizgide top istiyor ama ceza alanında da çoğu zaman içeri girebiliyor. Fred aynı zamanda içeri doğru koşu yapıyor. İrfan Can oynadığında o yapıyor. Hani aynı orada olduğu gibi böyle içeri biraz doluşmak lazım. Ben Galatasaray'daki sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Ben geçen sene Galatasaray'da böyle bir sıkıntı yoktu. Galatasaray gole boğuyordu rakiplerini. Tabii ilk zamanları saymıyorum. O zamanlar Galatasaray'da yine bitiricilik problem vardı ve o asıl kadro tam oturmamıştı. Benim düşüncelerim böyle. Yani Galatasaray'a kesinlikle bunlar lazım. Ama şu şeyden de vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı oyunculardan da, hani Kerem kesinlikle bunlardan biri değil. Hani bu maç 2 gol attı. Yıldızlaştı diyebiliriz. Biraz hırslıydı da. İstanbulsporlu oyunculardan birine sanırım çok kameralara yansıdı. Onlardan birine çok sinir oldu. İsmini hatırlamıyorum kendisini. Yani gerçekten şu takıma transfer lazım veya takımın içinden bir transfer lazım. Artık kim alınacaksa biraz daha böyle golü düşünen, ceza sahasını oynayan bunlar olması gerektiğini düşünüyorum. Kerem Demirbay bunu yapmamaya başladı. Hani skor katkısı veriyor, bu iyi bir şey. Sivas maçında bir kere içeri doğru koşu yaptı, orada da golünü attı. Ama bunu daha çok yapması lazım. Kapanan savunmalara karşı orta sahada biraz daha top alıp dağıtmaya, yani bunlara yardım etmesi lazım. Bunun dışında hani Mertens gerçekten çok iyi ama müthiş bir enerji ve şeyle oynuyor. Hani müthiş bir mücadele veriyor. Ama onun da biraz genç hali lazım Galatasaray'a. Hani onun genç hali. Kamada düşünüyordu ama o da sanırım rafa kalktı. Artık yönetimine bakacağız. İnşallah doğru transferleri yaparlar. Veya takım içi transfer de olur. İçeriden de transfer olur, dışarıdan transfer olur artık. İnşallah yaparlar. O özlediğimiz geçen seneki Galatasaray'ı ligde izlemek istiyoruz artık. O rakibi boğan, pozisyonun üstüne pozisyon üreten Galatasaray'ı yeniden görmek istiyoruz. Galatasaray ama hata yapmadı. Rakibinin de kazandığı hafta kendisi de kazandı. Her ne kadar kötü, zor da olsa. Bu hani benden bugünlük bu kadar diyelim. Gaziantep maçında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.